Uşak Opel Erdoğan Otomasyonu'ndan merhaba arkadaşlar. Her ay olduğu gibi Mart ayında da sizlere Opel'de kredi kampanyalarımız neler? Hangi araçlarımızdan bulunabiliyor? Hangi araçlarımız hazır stokta var? Bir de bazı donanım değişiklikleri var artık 2024 yılı itibarıyla. Kısa kısa videolar atmıştık arkadaşlar. Mokka'larda değişiklikler var. Astra'da değişiklikler var. Corsa elektriklerde bazı değişiklikler var. Bunların hepsinden kısa kısa bahsetmiştik. Bu videomuzda ise yine biraz uzun olacak ama hepsinden yine değinmeye başlayacağız. Seher Hanım sağ olsun her ay olduğu gibi bana eşlik ediyor Mart ayı videomuzda da. Evet Seher, istersen hemen Corsa aracımızdan hangi kampanyalar var, kredi kampanyaları nedir? Hepsini senden dinleyelim. Tabii, merhabalar öncelikle. Bu ay yine size destek olmak için buradayız. Corsa'da yine bu ay Edition, CS ve Ultimate olmak üzere 3 paketimiz var. 3 paketimizde de gelen araçlarımız mevcut. Öncelikle ÖTV indiriminden bahsetmek istiyorum Corsa'da. 3 paketimizde de yardımcı olabiliyoruz Seyman Bey. Edition pakette manuel ve otomatik olmak üzere 2 seçeneğimiz var. Her ikisi de ÖTV indirimine girmekte. CS ve Ultimate paketimizde otomatik vites araçlarımız geliyor. Yine ÖTV indirimine yardımcı olabiliyoruz. Kredi olarak da geçen ay olduğu gibi 200 bin lira 8 ay 0 faiz ya da 150 bin lira 12 ay 0 faiz ya da 200 bin lira 12 ay 0.99 kredi kampanyamız devam ediyor. Evet arkadaşlar, bunları çeşitlendirebiliyoruz ancak kanunen bazı sınırlar var. Evet. Yani 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında bir araç alıyorsanız bu araca maksimum %30'una ve 24 ay kredi çekebiliyorsunuz. Ancak 1 milyon 200 TL ile 2 milyon TL arasında bir araç alıyorsanız eğer %20'sine ve maksimum 12 ay vade alabiliyorsunuz. Evet. Ancak bunları bireyseller bu şekilde alabiliyor. Peki vergi lafalı olanlarda bambaşka bir düzen var. Vergi lafalarından bahseder misin? Vergi lafalarında bu yıl 2024 yılından itibaren artık daha iyileştirildi Süleyman Bey. %80'ine kadar 36 ay vadeyle kredi kullandırımı yapabiliyoruz. Evet, aynı zamanda vergi lafanız var ise arkadaşlar %80'ine, yani arabanın fatura değerinin %80'ine ve 36 aya kadar kredi kullanabiliyorsunuz. 3.79'a düşmüş, evet. Hatta bu ayda 3.99'da 3.79'a düşmüş. 3.79'dan %80'ine 36'ya kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Peki buna nasıl başvuruyorsunuz derseniz de bunu arkadaşlar Garanti Bankası ve Yapı Kredi'den başvurabiliyorsunuz. Yani evet. Opel'in PSA Finans'ın ortak olduğu bankalarla beraber başvurabiliyorsunuz. Biz size proforma fatura gönderiyoruz evraklarla beraber. Bu dediğim iki bankadan birisine başvurduğunuz zaman krediniz onlardan sonuçlanıyor veya sonuçlanmıyor. Oradan görebiliyorsunuz. Evet, şehir dışı müşterilerimizde biz gönderelim siz başvurun diye talepler geliyor. Buradan başvuramıyoruz. Şu yüzden bulundukları ilden, şirket oraya kayıtlı olduğu için bulundukları ilden başvurmaları gerekiyor. Bu yüzden siz gidin diye bilgi veriyoruz ama Uşak'ta ikamet ediyorsanız gene biz yardımcı oluruz memnuniyetle. Tabii. Yani arkadaşlar bireyselseniz aracınız 1 milyon 200 bin TL altında ise %30'una 24 ay kredi kullanabiliyorsunuz. 1 milyon 200 ile 2 milyon arasında ise %20'sine 12 ay maksimum vadeyle kredi kullanabiliyorsunuz. Ancak vergi lafınız varsa %80'in 36 ay kredi imkanı var. Aynı zamanda yine vergi lafınız varsa leasing sistemi var. Yani aracın %100'üne kadar yine 36 ay vadeyle beraber ise leasingden de araç satın alabiliyorsunuz. Evet. Böyle bir bilgi vermiş olalım. Corsa Edition'larda arkadaşlar 5 inçlik mono ekran vardı. Artık 10 inçli ekranla ekstra bir 10 bin TL bedel karşılığında opsiyon eklenerekten de bu araçtan alınabilecek. Corsa'larda böyle bir değişiklikler var. Evet. Elektriklisinde bir değişiklik var. Onu gelince anlatacağım ben. Evet. Corsa ile ilgili eklemek istediğin? Corsa'da hazırda manuel vites araçlarımız var. Bir tane beyaz renkte, bir tane grafik gri renginde. Eğer ihtiyacı olan müşterilerimiz varsa ya da sürücü kurslarımız varsa bize direkt ulaşabilirler. Hemen teslim edebiliriz araçlarımızı. Evet. CS donanımından, orta donanımından şu anda yakın zamanda gelecek bir aracımız bulunmuyor. Yani bu hafta içerisinde gelecek bir aracımız bulunmuyor. Ay sonuna doğru. Evet, ay sonuna doğru. Evet. Ultimate paket, en dolusu dediğimiz artı LED Matrix farlı olan aracımızdan ise şu anda yolda gelecek iki tane aracımız var. Evet. Bu iki aracımız da büyük ihtimal bu video yayınlandığı zaman bayiye gelmiş olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Bunları ise hemen teslim araçlarımızda diyebilirim Corsa Ultimate'larımıza. Evet. Bir tane grafik gri, bir tane beyaz. Bir tane beyazımız var arkadaşlar. Yani hemen teslim Corsa Ultimate almak isterseniz beyaz ve grafik griden sizlere büyük ihtimal video yayınlandığı zaman yardımcı oluyor olacağızdır. Olacağız. Evet. Corsa'dan sonra istersen hemen Corsa Elektrikli'ye geçelim. Evet, Corsa Elektrikli'de de yine aynı kampanyamız devam ediyor. 200 bin lira 8 ay 0 faiz kullanabiliyoruz. Bir de şöyle bir soru geliyor. 300 bin lira kullanırsak 24 ay ne olur bu kampanya dahilinde? 300 bin 24 ay yaparsak 2.75 orana denk geliyor Süleyman Bey. Bunu da burada bilgi vermek istiyorum. Hani 300 bin çok yüksek, 24 ayda uzun vade 4-4.5 bulur diye düşünüyor müşterilerimiz. 2.75'ten kullanabiliriz. Evet, zaten sadece şöyle olacak elektrikli dünyası da. Şimdi zaten görüyorsun güzel bir talep var. Alanlar çok memnun. Çünkü uzun yol metrajı olsun, kısa yolda olsun menzilleri gayet yeterli aracın. Ve şehir içi kullanımda ise Corsa zaten müthiş bir araç. Ve bugün baktığımız zaman hemen karşıda benzinlik var. Baktığımız zaman ise buradan 41.77 gibi bir benzin, evet, litre fiyatı görüyoruz. Her gün gittikçe yükselen bir benzinli fiyatlar var. Ve elektrikli araçlar arkadaşlar 10'da 1'iydi yakıt tüketimi. Yani 30 kuruş yakıyordu. Artık bu benzin fiyatları biraz da arttıkça 11'de 1'i, 12'de 1'i gibi böyle komik rakamlara gelecektir. Bir elektrikli araç sahipseniz evde doldurduğunuz zaman arkadaşlar 100 TL gibi bir rakama aracın
bataryasını doldurabiliyorsunuz ve bu 100 TL karşılığında ise şehir içerisinde 420 kilometreleri çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Buradan da hesap ettiğiniz zaman aşağı yukarı 25 ile 30 kuruş arasında gibi bir rakamlara geliyor. Aynı araç benzinli ise artık 2,5 lirayla 3,5 TL gibi bir arada bir rakamlara geliyor. Yani 10'da 1, 11'de 1 gibi rakamlara geliyor. Evet. Elektrikli araç bugün evet talep görüyor. Bazı insanlar diyor ki bu araçlar için şu an için erken elektrikli araçlara. Ancak arkadaşlar şunu söylemeden de geçmemek lazım. Bu aracın benzinli modelinde %80 ÖTV var. Elektrikli modellerimiz ise sadece %10 ÖTV var. Yani bu %10 ÖTV daha ne kadar kalacak? Bir soru işareti. Evet. Ve yarın bu işler benzin fiyatları biraz daha 50 TL, 60 TL, 70 TL gibi rakamlara gittiği zaman herkes elektrikli hücum ettiği zaman da böyle uygun fiyatları biz elektrikli araçlar alabilecek miyiz? Merak konusu. Ama elektrikli aslında zamanım derseniz erken davranmak biraz önemli. Bence şu an artık zamanı tamamıyla geldi. Yakıt fiyatları daha artmadan da mutlaka bir elektrikliye sahip olmak lazım. Bu evet. Senin için de benim için de geçerli. Corsa elektrikliden biraz bahsettik. Corsa elektriklerde bir de arkadaşlar bazı donanım değişiklikleri var. Opsiyonlar eklenebiliyor artık. Evet. Artık 7 inçlik ekranla beraber geliyordu. Şimdi opsiyon fiyatlarını Opel Komfort'a açtığınız zaman 10.000 TL karşılığında opsiyonlu gelen modellerde sonradan eklenemiyor. Bunu da söyleyeyim ben. Çünkü Evet. Alanlar sonradan eklenebiliyor mu diye soracaktır. Bugün aradı bir müşterimiz. Almıştım ekleyebilir misiniz diye eklenemiyor. Eklenemiyor. Evet. Fabrikadan bu şekilde gelirse geliyor arkadaşlar. Sonradan herhangi bir şekilde 7 inçlik ekranlar 13 ekranına çevrilemiyor. Ancak bu 13 ekranlardan gelecek modellerimiz olacaktır. Onlardan da geldiği zaman da size ayrıntılı bir ekran videosu çekmeyi planlıyorum. Çünkü ekranlar nasıl bir ekranlar gelecek? Kafa karıştırıcı. Benim bildiğim kadarıyla ise benzinli GS donanımlarda bulunan 10 inç renkli ekranlar kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliğiyle beraber gelecek. Corsa Elektrik'ten biraz fazla konuştuk ama üzerine konuşulması gereken bir araç yakıt fiyatlarının bu kadar gittiği bir dünyada. Evet. Evet. Corsa'dan sonra hangisine geçelim? Crosslant'a geçebiliriz. Evet, söz sende. Crosslant'ta tek pakete indirgendi. Geçtiğimiz yıl Elegans paketimiz geliyordu. Onu kaldırdılar şu anda. Essential paket adı altında hem 1.2-130 beygir otomatik vites hem de 1.2-110 beygir manuel vites olmak üzere yardımcı olabiliyoruz. Her iki motor seçeneğinde de ÖTV indiriminden gene faydalanabiliyorsunuz. ÖTV muafiyetli müşterilerimiz gene talepte bulunuyorlar. Yardımcı olabiliriz. Yolda gelecek manuel vites ve otomatik vitesimiz var. Hatta hazırda manuel vitesimiz de bulunmakta. İhtiyacı olan müşterilerimiz bize ulaşabilirler. Şimdi orada çünkü her şöyle bir şey var. Crosslant dediğimiz arabada ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, çift bölgeli dijital klima, Bluetooth, USB, dokunmatik ekran, kablolu da olsa CarPlay, Android Auto gibi özellikler var ve 410 litrelik bir bagaj ve iç hacmi de geniş olan bir araç. Evet. Ve turbo motorlu olmasıyla beraber rakiplerinden gerçekten de ayrışıyor benim gözümde. Çünkü hem iç geniş hem turbo motorlu bir araç hem de bugün manueline baktığımız zaman 1 milyon TL altında alınabilecek yani ikinci el alacağıma sıfır alırım. Turbo motorlu, 3 yıl garantili bir araba olurum diyerekten. Özellikler donanımlardan bahsettik. Kredi kampanyasından. Kredi kampanyası yine geçen ayda vardı aynı kampanyamız. Corsa'da olduğu gibi 200 bin liralık kredi kampanyamız devam ediyor. İster 8 ay 0 faiz 200 bin lira, ister 150 bin lira 12 ay 0 faiz ya da 200 bin lira 12 ay 0.99 kredi kampanyamızı kullanabilirler. Crosslant'ın malum elektrikli yok. O yüzden hangisine geçiyoruz? Mokka'ya geçiyoruz. Evet. Evet, yakışıklımızın yanındayız. Mokka. Artık Mokka'da arkadaşlar bazı durumların değişiklikleri oldu. Onları Seher Hanım olsun, Büşra Hanım olsun sağ olsun bizlere değişikliklerden bahsetmişti. Ben istersen yine hemen değişikliklerden devam edeyim. 2023 yılında Elegans, GS, Ultimate olmak üzere 3 paketimiz vardı. Ancak 2024 itibariyle Elegans donanımımız kaldırıldı. Onun yerine ise Edition donanım eklendi. Bu Edition donanımla beraber ise neler geldi hayatımıza derseniz otomatik frenleme sistemi kamera bazlıydı. Daha gelişmiş bir sistem olan radar bazlı acil fren destek sistemine geçildi. Aynı zamanda adaptif hız sabitleyici yani öndeki aracı takip eden bir sistem dediğimiz adaptif hız sabitleyici. Aynı zamanda şerit ortalama özelliği geldi. Aslında ben bu özellikleri saydığım zaman Seher şunu bile söylüyorum. Yarı otonom sürüş oluyor. Evet. Çünkü direksiyonu siz müdahale etmiyorsunuz. Araç şeridi kendisi ortalıyor. Ön frene basmak zorunda kalmıyorsunuz. Adaptif sabitleyici açıkken. Kendisi öndeki istiyor. Araç yavaş gidiyorsa kendisi yine yavaşlıyor. Öndeki araç hızlanırsa önceden ayarlamış hıza da kendisi otomatik geliyor. Yani başlangıç paket Mokka Edition'lar artık ne geldi? Yarı otonom sürüş geldi diyebilirim ben sizlere. Bir de anahtarsız giriş çalıştırma çıkartılmıştı bu araçtan. Ancak Mart ayı itibariyle artık bu özellikle anahtarsız giriş çalıştırmada ekstra opsiyon olaraktan da alınabilecek bir duruma geldi. Bir üst pakete geçiyorum GS donanıma. GS donanımda 7 inçlik ekranlar var arkadaşlar. Yine opsiyon olaraktan bu ay 10 inçlik ekranlar alınabilecek. Yani sürücü bilgi ekranınız 12 inç, yanındaki multimedya ekranımız 10 inç artı navigasyon özelliği eklenecek. Böyle araçlardan da gelecek ve benim en çok bayıldığım LED matrix farlar artık GS donanımda ise standart hale geldi. 2023'te Ultimate paket en dolusunda alabiliyordunuz. Ancak 2024 itibariyle GS donanımla birlikte artık LED matrix farları da alabiliyoruz. Adaptif sabitleyici de almış
oluyoruz. Şerit ortalamayı da almış oluyoruz. Radar acil fren destek sistemini de almış oluyoruz. Böyle bir değişiklik var. Alt umutlarda ise şu anda yanında bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki krom artık detaylar siyah hale geldi. Arka taraftaki mokka yazımız siyah hale geldi. Daha yakışıklı bir model haline dönüştü diyebilirim. Peki mokka ile ilgili bize ne söyleyebilirsin? Mokka'da yolda gelecek hazır araçlarımız var. GS paketten bir tane beyaz renkte, bir tane kontrast gri dediğimiz güzel bir grimiz var. O griden gelecek hazır aracımız var. Yaklaşık bir haftaya kadar, muhtemelen bu video yayına girene kadar gelmiş olur araçlarımız. Onlara yardımcı olabiliriz. Ultimate paketimizde de iki tane yeşil aracımız var. Bolt paketli. Aynen bunun gibi. Birebir bu. Bunun gibi aracımız var. Onlar da bir haftaya kadar bize gelir. Onlarda da yardımcı olabiliriz. Yine ÖTV indiriminden bahsetmek istiyorum. Liste fiyatlarında ÖTV dilimi dışında görünüyor. Ama maliyetlere indiğimiz zaman gene ÖTV indiriminden yardımcı olabiliriz. Hem Edition, hem GS, hem de Ultimate paketimizde ÖTV dilimine giren araçlarımız var. Yardımcı olabiliriz. Hatta bak şöyle söyleyeyim. Engelli indirimine Corsa'ların hepsi giriyor. Crossland alınabiliyor. Mokka'ların hepsi alınabiliyor. Astra'da Ultimate en dolusu dediğimiz haricinde Edition ve GS donanımları alınabiliyor. Grandland'a geçtiğimiz zaman sınırlı sayıda da olsa o GS donanım, başlangıç donanım alınabiliyor. Ancak Ultimate paket en dolusu Grandland'da alınmıyor. Böyle de hemen bir kısa bilgi vermiş olayım. Kredisinden bahsedelim. Tamam. Aynen. Mokka'da kredi kampanyamız biraz daha yüksek. 300 bin liraya çıkıyor. 300 bin lirada 8 ay 0 faiz ya da 12 ay 0.99 kredi kampanyamız devam ediyor. Opel'de elektrik dediğimiz zaman Corsa elektrikli, Mokka elektrikli, bir de Astra elektriklimiz var. Corsa ve Mokka araçlarımızda 50 kW'lık bir batarya sistemi bulunuyor. Astra araçlarımız ise 54 kW'lık bir batarya bulunuyor. Beygir gücü olarak ise Corsa ve Mokka'larımız 136 beygir, Astra'mız ise 156 beygir oluyor arkadaşlar. Böyle de kısa bir bilgi vereyim. Mokka elektrikli zaten çok fazla diyecek bir şey yok. Güzel satışları olan, yakışıklılığıyla ön plana çıkan, yine Matrix farlar, bir de Mokka elektrikli en dolu paketle beraber geliyor. Evet. Yani Ultimate paketle beraber geliyor arkadaşlar. Mokka elektrikli de yolda gelecek, yine beyaz ve yeşil rengimiz mevcut. İhtiyacı olan müşterilerimize yardımcı olabiliriz. Aynı kredi kampanyası yine geçerli. 300 bin lira 8 ay 0 faiz kullandırabiliyoruz. Bir de elektrikli ile ilgili bütün modellerimizde ısı pompası bulunuyor Süleyman Bey. Ekstra onu soruyor arayan müşterilerimiz. Isı pompası bütün modellerimizde var. Şimdi hangisine geçelim? Astra. Evet, Astra. Astra'da arkadaşlar Edition, Elegance, GS olmak üzere 3 donanımımız vardı 2023 evet. yılında. 2024 yılında ise Edition yine devam ediyor. Elegance paketimiz çıkartıldı. Yerine GS donanım eklendi. Ancak en dolu paketimiz ise artık Ultimate paket olarak alınıyor. Evet. Bir de başlangıç paket olan Edition'da ekstra bir güvenlik paket eklendi seher. Bu güvenlik paketi sayesinde yine radar bazlı acil fren destek sistemi, şerit ortalama özelliğimiz, aynı zamanda adaptif sabitleyici özelliğimiz de alınabilecek opsiyon olarak. GS donanım var, Ultimate donanım var dedim. Engelli indirim olarak Edition alabiliyorsunuz, GS alabiliyorsunuz. Ancak Ultimate dediğimiz en dolu paketi maalesef alınamıyor şu anda. Ultimate'ı biz görmedik daha. İsteyen müşterilerimiz var, hatta isim yazdıran müşterilerimiz de var. Not ediyoruz ama Ocak ve Şubat ayında gelmedi. Mart ayında verilirse mutlaka yardımcı olacağız. Kredi kampanyaları. Kredi kampanyası yine Mokka'da olduğu gibi 300 bin lira 8 ay 0 faiz kampanyamız ya da 300 bin lira 12 ay 0.99 yardımcı olabiliriz. 12 ayla sınırlı çünkü 1200 liranın üstünde fatura bedeli olduğu için bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Niye 300 bin lira, niye 12 ay diye tekrar soranlar oluyor. Bunlar BDDK'nın kanunu olduğu için biz mecburen uygulamak zorundayız. Evet, Grandland'a geçelim Seher. Tabii ki Grandland'da iki modele indirgendi artık 2024 yılında. GS ve Ultimate olmak üzere iki paketimiz geliyor. GS ve Ultimate her iki paketimizde de 1.2 benzinli modelimiz ve 1.5 130 beygir dizel modelimiz mevcut. Onlar da yardımcı olabiliriz. 2024 model araçlarımız artık gelmeye başladı. İhtiyacı olan müşterilerimize yine ayırmaya devam ediyoruz. Süleyman Bey'in az önce bahsettiği gibi sınırlı sayıda GS paket ama benzinli olarak. Dizel mi diye soranlar da oldu geçen ay. Benzinli modelimizde ÖTV indirimini verilebiliyor. Bize verilecek araç olursa yine yardımcı olabiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Kredi kampanyalarından kredi kampanyası 300 bin lira yine devam ediyor. 300 bin 8 ay 0 faiz, 300 bin 12 ay 0.99 kredimiz var. 300 bin ihtiyacı olmayan müşterilerimiz olursa da yine 300 çekmek zorunda mıyım diyorlar. 200 bin lira, 150 bin lira gene 12 aya 0 faiz yapabiliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Binek tarafında bir tek Zafira kaldı sanırım. Evet. Zafira'dan da bahseder misin bize? Tabii, Zafira'da 2023 model araçlarımız gelmeye devam ediyor. Hatta hazırda bir tane kontrast gri aracımız var. Hemen teslim. Yan basamakları takılmış vaziyette. Çok güzel bir renk. Ben çok beğeniyorum. Fiyat olarak da uygun. Yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon 320 bin lira. Hemen teslim edebiliriz. İhtiyacı olan müşterimiz arayabilirler. Kredi konusunda da genelde şirketler aldığı için benim 3 tane müşterim var. 3'ü de şirket üzerinden alıyor ve %80 kredi çıktı. 36 ay vadeye kadar 3.79 kredi oranımız var. Kullanabilirler. Binek tarafı bitti. Şimdi istersen hafif ticariden devam edelim. Devam edelim. Hafif ticari de Combo Life dediğimiz
istediğimiz aracımız var. Combo Life'da sadece dizel seçeneğimiz mevcut. Benzinli yok ve hususi değil, ticari olarak geçiyor. Hususiye çevirebiliyor muyuz diye çok sorular geliyor. Sadece ticaride yardımcı olabiliyoruz. Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere 3 paketimiz geliyor. Edition modelimizde manuel ve otomatik 2 seçeneğimiz bulunuyor. Diğer paketlerimizde ise sadece otomatik vitesimiz geliyor. Evet, hazırda neyimiz var? Edition'umuz var. Edition. Aynen. Edition. Gri renkli aracımız var. Rengi çok güzel. Bu rengi arayan müşterilerimiz çok oluyor. Hazırda hemen teslim edebiliriz. Arayabilirsiniz. Benim çok severek sattığım bir model Combo. Senin de öyledir umarım. Evet. Çünkü şimdiye kadar sattıklarımızdan hiçbir şikayet yok. Ve arabadan aşırı memnunlar. Her İç alan. Genişliğinden, şanzımanından, motor yapısından, donanımlarından, özelliklerinden, virajından. Hı hı. Mesela başka bir kardeş markalardan söyleyeyim ben sana. Tekne dediğimiz bir şey vardır. Araç şimdi ağır bir araba ve geniş bir araba. Yolda giderken diğer kardeş araçlardan diyeyim ben sana. Şöyle hafiften sallanıyor. Yani tekne gibi araba uzun yolda sallandığını bahsediyorlar. Ancak Combo'da süspansiyonların biraz daha sert olmasından kaynaklı olarak da böyle bir sarsıntı olmadığını, ki benim bir müşterim sırf aracını sattı, Combo'yu aldı. Sırf bu içindeki hafif hafif sallanmadan rahatsız olduğu için. Evet. Ancak Combo'larda herhangi bir şekilde böyle bir şey meydana gelmiyor. Evet, Combo'yu Süleyman Bey gerçekten çok seviyor. O da şöyle, bazı müşterilerine zorla Combo sattı. Ama o müşterileri şu an aşırı memnun. Oradan da biliyorum çok sevdiğini. Kredi kampanyası geçen ay 1.99 kredi kampanyamız vardı Combo'larda. Bu ay onu 0.99'a çektiler. Daha iyileştirildi yani. Yine 200 bin lira 8 ay 0 faizle, 200 bin lira 12 ay 0.99 kullanabiliyoruz. Daha çok işletmeler kullanıyor araçlarımızı. Bunlarda da yine bu %80'ine kadar ve 36 ay vadeye kadar kredi kullandırımı yapılabiliyor. Burada ise sadece vergi lafası zorunlu. Vergi lafası %80'ini kredi kullanabilmek için. Evet. Kombolarda ÖTV dilimini de bahsedebiliriz isterseniz. Tabii, tabii. Esasında ÖTV indirimine giriyor araçlarımız. Almak isteyen, daha çok tekerlekli sandalye kullanan müşterilerimiz soruyor. Ama %15 ÖTV olduğu için düşüş %80 ÖTV dilimine göre az oluyor. Bunu ayrıca belirtiyoruz. Yani bu bayiyle ilgili bir şey değil. Tamamen vergi sistemiyle ilgili. Alabilirsiniz ama %15 ÖTV dilimi var. Hesaplamayı buna göre yapıyoruz. Özellikle Zafira'dan çok fazla geliyor. Evet. Şimdi araç binek olarak geçiyor. Ancak alırken hafif ticari ÖTV'li olduğu için %15 indirim yapılabiliyor. Yani arkadaşlar aslında şöyle söylemek lazım. Bana bu soru da çok geliyor. Elektrikli engelli indirimi alabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar, alabiliyorsunuz. Ancak elektrikli araçlarda %10 ÖTV var. Yani %10 indirim alabiliyorsunuz. Evet. Zafira'yı alabiliyor musunuz? Evet, alabiliyorsunuz. Ancak maliye tam bize bu sorunun da bir cevabını veremedi. Alabiliyor musunuz? Onu bizim de maliyeyi sormamız lazım tekrardan, ama %15 ÖTV indirim var. Yani %15 indirim alabiliyorsunuz. Hafif ticari dediğimiz Combo grubunda ise yine %15 ÖTV indirim var. Yine %15 indirim alıyorsunuz. Ancak Corsa, Crossland, Mokka, Astra, diğer modeller, Grandland modelimiz ise %80 ÖTV olduğu için direkt %80 indirim alıyorsunuz. Şimdi hangisi kaldı? Combo Cargo. Hı hı, panel vanımız. Evet, panel van, kapalı kasa. Combo Cargo'da motor olarak 1.5-130 beygir, 8 lira otomatik ve manuel vites. İki seçeneğimiz geliyor. Kısa şase ve uzun şase diye ayrılıyor ama biz 8 ay diyeyim, kısa şase hiç görmedik. Bizim müşteriler de hep uzun şase istiyor. Evet, hep de uzun şase. Bence bu bütün Türkiye'de böyle ki artık uzun şase sürekli evet. gelmeye başladı. Uzun şase araçlarımızda otomatik ve manuel iki seçeneğimiz dizel mevcut. Dizel manuelleri ise 102 beygir. 102 beygir, evet. Otomatikler ise 130 beygir. İkisinden de geliyor. Eğer ihtiyacı olan müşterilerimiz varsa yine bize ulaşabilirler. Kredi kampanyası Combo Life ile aynı. Yani? 200 bin lira 12 ay, 0.99 ya da 8 ay 0 faiz. Tamam, teşekkür ederim. Bir de senin son dönemde çok iyi sattığın ve çok sevdiğin ve hatta sattığın müşterilerden olumlu dönüş aldığın ne hangi aracımız var? Tekrar almak isteyen müşterilerim var enteresan bir şekilde. Aslında hiç kullanmamışlar Vivaro'yu. Tavsiye üzerine gelmişler. Çok ön yargılıydı. Balıkçı müşterim, Kütahyalı. Şimdi ikinciyi aradı. Biz ikinciyi almak istiyoruz. O yüzden dedim çok kısa sürede memnun kalıp tekrar almak istiyorlar. Nesinden çok memnun? Hem iç hacminden çok memnun kalmışlar. Hem de araç çok ağır. Uzun yolda bizi hiç yormadı dediler. Bir de ben yakıtından çok memnun kaldıklarını duydum. Yakıtından diğer müşterimiz memnun kalmış. Denizli Çivril'den bir müşterimiz vardı. Hatırlarsanız birlikte hı hı. ilgilenmiştik. O da yakıtından çok memnun kalmış. Evet. Bunu da çalışmamıştık arkadaşlar. Bir anda sordum. Sağ olsun. Evet. Direkt de cevabını verdi. Evet. Vivaro Kargo'muz var. Evet. Bir de Vivaro City'miz var. Ama istersen öncelikle Vivaro Kargo'dan bize biraz daha kredi kampanyalarından bahseder misin? Vivaro Kargo'da kredi kampanyamız var. 1.99 kredi kampanyamız. 200 bin lira 12 ay 1.99'dan yardımcı olabiliyoruz. Kredi kampanyası kullanmak istemeyen müşterilerimiz oluyor. Onlara nakit indirimi yapıyoruz. Nakit indirimi ile birlikte bu 3.79 şirket kredisi, işte 36 ay vade ve %80'ine kadar kredi kullanabiliyorlar. Veya leasing de kullanabiliyorlar. Evet, kullanabiliyorlar. Evet. Bir de bu aracın arkadaşlar Vivaro Cargo dediğimiz kapalı kasa bir aracımız. Bir de bu aracın 5+1 olanı var. Yani Vivaro City'miz var. Ön tarafta 3 koltuğumuz var. Arka tarafta yine 3 koltuğumuz oluyor. Arka taraf ise
kapalı kasa oluyor. Bir de Vivaro City'miz var. Vivaro City'lerde gayet tutuldu. Soran da çok fazla var. Ancak ben geçen ay araç bulamadığım için çok az geliyor. Evet. Çok az geliyor. Bana da soranlar olmuştu. Hatta biz kapora verelim, bırakalım, ilk geleni bize ayırın diyenler oldu ama araç bulamadık. Bu yüzden geri dönüş yapamadım. Kapora da bu yüzden almadım. Eğer bu ay olursa yardımcı olursun. Vivaro Kargo ve Vivaro City'den de bahsettik. Şimdi angarajımız kaldı. Aslar elektrikli arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce videonun ortalarında da söylemiştim. 54 kW batarya sahip, 156 beygir gücünde. Altımut olaraktan en dolu donanımla beraber geliyor. Yani head-up display'ler, LED matrix farlar, sunrooflar, her şey olan bir donanım ve aracımız. Hı hı. Bu aracımızdan da yolda gelecek olan bir tane sarımız var. Bir tane de kırmızı. Bir tane de kırmızımız var. Evet. Kredi kampanyası yine benzinli versiyonlarıyla aynı sanırım. Onlardan biraz bahseder misin? Tabii onu yine yenileyelim. 300 bin lira, 8 ay 0 faiz veya 12 ay 0.99. Bu ayla ilgili eklemek istediğim bir şey var mıdır? Talep gören araçlarımızı hızlı bulabiliyoruz artık. Eskisi gibi işte bekleme vesaire olmuyor. Ay sonu gümrüklemelerden ziyade ayın ortasında da gümrüklemeler oluyor. O yüzden hani ben alacağım, ay sonuna kadar bekleyeceğim, zam gelir mi korkusu olan müşterilerimiz oluyor geçmişten araç bulamadığımız dönemlerden. Artık daha hızlı araç bulabiliyoruz. Bize ulaşırlarsa hemen yardımcı olabiliriz. Bir de şöyle bir soru sorayım ben sana Seher. Şimdi bu videomuzu bütün Türkiye izliyor. Teşekkür ederiz hepsine ayrıca. Kendileri şehir dışından geldiği zaman bizim plakamız Uşak mı çıkacak diye sorular geliyor bana. Biraz ondan bahseder misin? Yani şehir dışından gelen bir müşterimiz Uşak'tan araç aldığı zaman neler başına gelecek? Öncelikle şundan bahsedeyim. İlk korkusu müşterimizin ben oraya geldiğimde 2-3 gün konaklamak zorunda kalır mıyım? Bugün mesela başıma geldi benim çok uzak bir ilden arayan nereden müşterimiz geldin? Maraş'ta. Biz bütün işlemleri yapıyoruz. Sadece ÖTV indirimliydi müşterimiz. Sadece ruhsat ve plaka çıkarma işlemi kalıyor. Bunu birlikte yapmak için sizi sabahtan davet ediyoruz Uşak'a. Uşak'a sabahtan geldiğinizde öğleden sonra herhangi bir sistem gitmediği takdirde öğleden sonra saat 2-3 gibi geri yolcu ediyoruz sizi. Bu engelli indirimli bir de sabah 9'da geldiği zaman saat 2-3 sürüyor. Noter işlemi olduğu tabii için. Ama normal işlemlerde bu kadar bile sürmüyor. Eğer siz öncesinde plakamı hazır edin derseniz biz hazır etmiş oluyoruz. Siz sadece anahtar teslimine geliyorsunuz. Ben geldiğimde aracı gördükten sonra hazır edin derseler de maksimum 3 saat. Gene sistem gitmezse 3 saat içinde geri müşterimizi yolcu ediyoruz. Bir de ikametgah sorusu geliyor. İşte benim plakam Uşak mı olacak, 64 mi olacak? İkametgahınız neresiyse oranın plakasını çıkarıp takılmış vaziyette sizi yolcu ediyoruz. Yani arkadaşlar şehir dışından geldiniz, perakende aldınız engellilerin değil. Sabah 9'da buraya geldiğiniz zaman herhangi bir aksilik olmazsa genelde 2 saat sonra saat 11 gibi tekrardan sizi Uşak'tan yolcu etmiş oluyoruz. Böyle kısa sürüyor. Çok da basit bir işlem oluyor hatta. Evet. Yani plakada arkadaşlar neresi çıkıyor derseniz ikametgahınız neresiyse orası çıkıyor. Ancak derseniz ki ben sıradan gelen plakayı istemiyorum, özel plaka yırtmak istiyorum derseniz de sizlere proforma fatura gönderiyoruz. Bulunduğunuz ildeki trafik şube müdürlüğüne gidip beğendiğiniz plakayı oradan ayırtabiliyorsunuz ve biz de buradaki ekranlarımızın o plakayı görerekten direkt o plakayı çıkartıp aracın üzerine plakasını takıyoruz ve sizi yolcu ediyoruz. Böyle bir bilgi vermiş olalım sizlere. Evet arkadaşlar, Mart ayında tüm araçlarımızdan, tüm modellerimizden, engelli indirimden olsun hepsinden bahsetmeye çalıştık Seher Hanım'la beraber. Kendilerine bana eşlik ettiği için teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere. Şimdi bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.